Avvalo shuni aytmoqchimanki, Rasululloh alayhi salatu vasallam haqlarida so'zlash har qancha zavqli, har qancha totli, istakli bo'lmasin, insonga og'ir ham keladi. Qaysi ma'noda? Ya'ni Rasululloh akram alayhi salatu vasallam haqlarida gapirish oson emas. U zotning xususlarida so'z yuritish ümmet üçün asan iş emez ki, günahkar bendeler Uzat aleyhissalatu vesselam'ın münasip ümmetlikini cayge kiltirilmeyken kişiler Uzat hakkında kendi sözlesinler degen oy elbette her bir sözle uçunin hayaliden ötedi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şunçeler büyükler ki Uzat'ın hakları da sözleşke hem insan gahıda oylanedi ki haklıyım ben mümkün. O zotni ta'riflashga qanchalik men haqdor ekanman degan o'y har bir so'zlovchining qalbidan o'tishi bor. Lekin Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning siyratlarini, o zotning sunnatlarini tanishtirish mas'uliyati. Bu zot bu haqda so'zlash majburiyati albatta har bir bilgan kishini payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning siyratlari, sunnatlarini yetkazishga undaydi. Bugungi sohbatimiz ana shu ma'noda bir ojizonalik bilan taqdim qilinayotgan sohbat deb qabul qilasizlar. Ikkinchidan ta'riflar, maqtovlar Rasul akram alayhissalotu vasallamga ziynat emas, aksincha u zotning vasflari, u zotning ta'riflari gaplarga ziynatdir. Rasul akram alayhissalotu vasallamni ko'p madh etgan shoirlardan biri Hassan ibn Sabit'in gepler var. Mâ in medahtu Muhammeden bi meqaleti velakin medahtu meqaleti bi Muhammedi. Ben geplerim bilen Muhammed aleyhisselam'ını maktagenim yok. Lekin o zatını tarif etip sözümünü maktab aldım. Sözümünü ge medah bahşettim dediler. Ala şu manada Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam'ın siretlerden buluyorken bu sohbetlerimiz siz bilen bizim sözlerimizge tilimizga ham alohida bir muattarlik baxsh etadi, ma'no baxsh etadi.